Selamünaleyküm arkadaşlar. İzmir'den Net Bilgisayar'dan herkese iyi günler diliyorum. Bugünkü çekeceğimiz videonun konusu arkadaşlar Samsung RV510 model bir laptopun şarj soketini değiştireceğiz. Videomuzu izlemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Bir kenara koyalım. Daha sonra kapaklarını çıkarıyoruz. Kart diskimizi çıkaralım. Daha sonra RAM kapağını çıkarıyoruz. Şu vidaların kaybolmaması için ben genelde mıknatıs kullanıyorum arkadaşlar. Evet, vidalarımızı tek tek sökelim. Daha sonra şu kısımlardaki şu mandalları geriye bastırma kaydıyla şurada 4 adet mandalımız var. 3 adet. Arkadaşlar şurada klavye açarken şunu da belirteyim. Bazı modellerde şu kısımlardan iki yerden çift taraflı bantla yapıştırılıyor. Çıkması zor oluyor. Bunu biraz dikkatli davranmak lazım. Klavyemizi bozabilir. Bu modelde onlardan birisi arkadaşlar. Bunu açarken şöyle şu kısımlardan gördüğünüz gibi zor açılıyor. Şuralarda şu kısımda bant var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle açılmıyor. Bunu yaparken aradaki flex kabloyu da koparmamaya çalışalım. Koptuğu zaman klavye çöpe gidecektir arkadaşlar. Görüyorsunuz çıktığı halde. Evet, şu şekilde banttan kurtarabiliriz arkadaşlar. Daha sonra en çok dikkat etmemiz gereken, her videoda ben bunu söylüyorum. Bu flex kablo üzerindeki şu mandalı yukarı doğru kaldırıyoruz ve klavyemize çıkarıyoruz arkadaşlar. Tekrardan bunları kapatmakta fayda var arkadaşlar. Çünkü burada herhangi bir tornavida bir şey darbe alıp kırılabilir. Herhangi bir kablo falan koparmadan bir kenara koyuyoruz bunu. Anakarta ulaşmış bulunmaktayız. Anakart üzerinde şu parçalar arasındaki flex kabloları da ayırıyoruz. Dışarıdan gelen, kontrol panellerinden gelen, işte şarj soketlerinden gelen kablolara söküyoruz. Dikkatli bir şekilde koparmamak için. Daha sonra ekranımızdan gelen data kablosunu çıkarıyoruz buradan arkadaşlar. Şöyle. Şimdi arkadaşlar bu parçayı sökerken şurada gördüğünüz gibi küçük dirençler falan var. Burada ısı verip bunu sökeceğimiz için bunlardan herhangi birisini çıkarabilir. Çip. Arkadaşlar çip soğutucuları var ya, şu çiplerin üzerine koyulan şöyle silikon şeklinde termal silikonlar var. Bunlarla ben genelde koruyorum. Şöyle parçaların üzerine bunu yapıştırıyorum arkadaşlar. Kesinlikle ısı gidip o parçalarımızı. Bunu başka bir yöntemle de yapanlar var gerçi de ben bu yöntemi buldum. Daha önce alüminyum kaplıyordum bu kısma. İnce bir alüminyum folyo gibi kaplıyordum. Daha sonra bunu keşfettim arkadaşlar. Bu da işe yarar bir malzeme. Bunu normal havya ile de sökmek mümkün. Bu kısımları ama havya ile biraz zor oluyor arkadaşlar. Ben dün söktüğümüz şarj soketimiz yenisiyle değiştirilecek. Bugün sipariş ettim. Elimde kalmamıştı. Geldi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bacaklarını tam yerine oturttuktan sonra, yani özellikle bu şarj soketlerinde kaliteli lehim kullanmakta fayda var arkadaşlar. Bütün uçların lehimlerini yaptıktan sonra arkadaşlar anakartımızı çalışır hale getireceğiz. Bunu önce bir test edelim. Daha sonra kasamıza yerleştirelim. Bunu test etmenin iki yöntemi var arkadaşlar. Şuradan voltajı verip soketini takıp ölçü aletiyle voltajını ölçmek. Evet, gördüğünüz gibi 19 volt. Ölçü aleti yok. Ampermetre yok. Şu bataryayı şuradan takıp arkadaşlar, laptopun pilini takıp şuradaki ışığın yandığını göreceksiniz.
Şöyle döndürelim bunu. Kablolarımızı takıyoruz. İşlemi bitiriyoruz arkadaşlar. Bu kablolara da dikkat edelim arkadaşlar. Yerlerine oturması lazım. Yarım bıraktığımız zaman bilgisayarımız düzgün çalışmayacaktır. Sümürden Net bilgisayardan bugünkü çekimde burada sonlandırırken umarım faydalı olmuştur. Bildiğiniz gibi Samsung ZV510'un şarj soketini değiştirdik. Şu anda çalışır duruma getirdik bilgisayarımızı. Bir dahaki çekimlerde buluşmak üzere. Umarım faydalı olmuşumdur arkadaşlar. Allah'a ısmarladık. Kanalımıza abonelikleriniz ve güzel yorumlarınızı bekliyorum.